Merhabalar değerli arkadaşlarım. Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. 2023 ehliyet sınavı sorularıyla devam ediyoruz çalışmaya. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Böylece her yeni videodan sizleri haberdar ederiz. Kaçırmamış olursunuz hem sizin için de hatırlatma olur. Yine ehliyet.hocam adresinden Instagram'dan bizleri takip edebilirsiniz. Burada da yine bir hikayede paylaşıyoruz her yeni video attığımız zaman. Bunun yanında orada arkadaşlarım soru da paylaşıyoruz. Takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Uygulamamız var. Ehliyet Hocam uygulaması Google Play'de mevcut. Bunu indirip günlük soruları, buranın dışında da paylaştığımız günlük soruları çözebilirsiniz. Bunun yanında eğer telefonunuz Android değilse ehliyethocam.org adresinden çözüm yapabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Soru bankasını soruyor bazı arkadaşlarım. Tek seferde geçmek istiyorsa hocam vesaire. Arkadaşlar bunun için aşağıdaki yorum kısmındaki yorum numaradan veyahut da işte Instagram adresimizden ulaşım sağlayabilirsiniz diyorum. Hadi fazla vakit kaybetmeden şöyle sorularımızla devam edelim. Evet, bir numaralı sorumuz şöyle gelmiş. Bölünmüş karayollarında geçilen araç sürücüleri geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır? Sağ şeride geçmek, sığınma cebine girmek, önündeki aracı geçmek, bulunduğu şeridi izlemek ve hızını arttırmama. Doğru cevabımız arkadaşlar doğru cevabımız D şıkkı. Bu arada şöyle bir hatırlatma daha yapayım. Eğer videoda anlayamazsanız soruyu durdurun. Ben doğru cevap vermezden önce durdurup siz üzerinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır demiş. Arkadaşlar doğru cevap veriyorum. Doğru cevabımız evet. Bunun cevabını arkadaşlar ben vereyim. Normalde sizin vermeniz gerekiyor ama bunu da şaşırabilirsiniz. O yüzden ben vereyim. Arkadaşlar burada trafik tanzimi grubunda yer alan işaret B şıkkında karşıdan gelene yol ver işareti olacak. Durun ürkek ceylanlar, ürküten aslanlar. Şöyle kalemimi açayım. Evet. Bu işaretimiz bize doğru cevap B şıkkı olacak. Tanzim işaretidir. Diğerlerinde ise uyarı işaretlerini görüyoruz. Peki bunu neye göre ayırt ediyorum? Tabi gökten bana şey gelmiyor, vahiy gelmiyor. Nasıl anlıyorum? Arkadaşlar eğer yuvarlaksa bir tabela o tanzim işareti grubuna girer. Tamam mı? Yuvarlak, etrafında kırmızı yuvarlak varsa bu tanzim işaretleri grubuna girer. Diğerleri üçgen olanların hepsi uyarı levhalarıdır. Uyarı ikaz levhalarıdır. Mesela A şıkkında sağ devamlı tehlikeli virajdan bahsediyor. C şıkkında yol çalışmasından bahsediyor. D şıkkında ise soldan daralan zeminden kaplamadan yani asfalttan bahsediyor arkadaşlar. Hemen devam edelim. 3 numaralı sorumuz. Bunu size yaptıracağım. Yorum kısmına da cevabını yazacaksınız. Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır? Araç lastiği seçimi, çevre ve iklim koşulları, fren sistemi performansı. A. Yalnız 1, B. 1 ve 2, C. 2 ve 3, D şıkkı ise 1, 2 ve 3 demiş. Arkadaşlar bunun cevabını aşağıya yazın yorum kısmına. Biz sizlere dönütte bulunacağız inşallah. Evet 4 numaralı sorumuz şöyle gelmiş. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması kısa hüzmeli farların açık olduğunu bildirir. Evet yine her zamanki gibi şu kutsal kalemimle ben şöyle A, B, C ve D ışıklarını vereyim. Doğru cevabımız, ben doğru cevap veriyorum durdurup düşünebilirsiniz. Doğru cevabımız B ışıklı demiş arkadaşlar. Nereden anlayacağım kısa hüzmeli farların açık olduğunu? Gördüğünüz gibi şu çizgilerin aşağıya doğru bakıyor olması bize önümüzü gösterecek kadar bir ışık olduğunu yani kısa farların açık olduğunu gösterir. Diğerlerine baktığımız zaman C şıkkında bizlere uzun hüzmeli farların açık olduğunu gösterir. Ve arkadaşlar genelde bu mavi renkte yanar arkadaşım. A şıkkında sinyallerin veyahut da dörtlülerin açık olduğunu gösterir. D şıkkında ise yine dörtlülerin açık olduğunu gösterir. Dördünün de birden yandığını gösterir. Genelde stop halinde bile eğer D şıkkındaki
tuşa basarsanız aracınızın dört lambası da yani flaşörler yanıyor olacaktır. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Hızın azaltılması, öndeki aracın geçilmesi, takip mesafesi kuralına uyulması, bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması. Doğru cevabımız tabii ki de B şıkkı, öndeki aracın geçilmesi yasaktır arkadaşlar. Geçersek ne olur? Bir damacana su verirler. Ondan sonra eğer daha da işin erkense direkt İmam amcanın yanına gönderirler. Pamuğu tıkarlar doğru mezara. Dikkatli olalım o yüzden. Tepe üstü yerlerde sollama yapmayalım. Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır demiş. 1-2-3 1-3-2 2-3-1 3-1-3-2-1 diye de şıklar da vermiş. Şimdi böyle durumlarda ben size devamlı şunu söylüyorum. Arkadaşım burası kontrollü kavşak mı, kontrolsüz kavşak mı? Kontrolsüz kavşak nasıl oluyordu? Herhangi bir levha olmayacak, yönlendirme olmayacak. Yani araçlar dımdızlak ortada bekleyecek. Fakat burada gördüğünüz gibi tabelalar var. Bu ne demek? Demek ki burası kontrollü kavşak. Arkadaşlar böyle bir durumda şu levhayı görüyorsanız, bu yani ters üçgen levha, o yolun bize tali yol olduğunu gösterir ve o yoldaki araçların diğer araçlara yol vermesi gerektiğini gösterir. O halde 2 numaralı aracımız en son geçecektir arkadaşlar. Doğru cevabı aslında ben buldum. Büyük ihtimalle B şıkkı. Ama sizin aklınız için bir bakalım. Arkadaşlar diğerine baktığımız zaman 3 ve ne kaldı? 1 numara kaldı. İkisi de arkadaşlar ana yoldalar. Nereden anladım? Bakın bu ışık, bu levhamızda sadece ana yolda bulunan bir levhadır. O halde doğru cevabımız 1, 3 ve 2 olacak. Ha, şeyi açıklamayı unuttuk. Niçin 1 numara önce geçiyor? Çünkü dönüş yapan araçlar dönüş yapmayan araçlara göre nasıldır? Bir tık geride kalıyor. Yani dönüş yapanların önce geç sonra geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Şekildeki güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Shaft, diferansiyel, aks verilmiş. Daha sonra 1 shaft, 2 aks, 3 diferansiyel verilmiş. Daha sonra C şıkkında aks, diferansiyel, shaft verilmiş. D şıkkında ise diferansiyel, aks ve shaft verilmiş. Değerli arkadaşlarım, burada artık parçaların ismini bilmedikten sonra ne yapacaksınız? Atıp tutma işi olmuyor. Bilmeniz gerekiyor. Şimdi değerli arkadaşlarım, ilk maddemiz birincisinde nedir durum? Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar shaft'tır. Bize motordan aldığı gücü direksiyon olaraktan diferansiyeli iletmek için kullanılan bir döngü parçası diyelim. Eski bu patozlarda falan traktörün arkasına takılır, döndürülürdü. Oradan yine Google amcaya yazaraktan da bunları aklınıza getirebilirsiniz. Bir numara shaft'tır. O halde C ve D şıklarını eledik. Geriye kaldı ikisi. İki numara arkadaşlar gördüğünüz gibi diferansiyeldir. Bu da shaft'tan gelen gücü 90 derecelik bir açıyla akslara verir arkadaşlar. İki numara aks olacak. Diferansiyel olacak 2 numara. O halde B'yi de çizdik. Geriye aks kaldı. Doğru cevabımız A şıkkı, 1 shaft, 2 diferansiyel, 3 aks olacak. Şekilde soru işaretiyle gösterilen kapaktan motora ne konulur? Antifriz konulur, motor yağı konulur, fren hidroliği konulur, motor soğutma suyu konulur. Doğru cevabımız, evet, motor yağı konulur arkadaşlar. Hazır burası açılmışken şu parçaları da tanıyalım. Şu görmüş olduğumuz alternatördür ve aracımızın aküsünü şarj eder. Bu görmüş olduğunuz marş motorudur ve aracımızın motoruna ilk hareketi verir. Şu görmüş olduğunuz çoklu boru egzoz manifold borusudur. Tamam mı? Manifold çoklu boru demek zaten, tamam mı? Oradan düşünebilirsiniz. Şu görmüş olduğunuz fan'dır arkadaşlar. Bu da önünde bunun ne olacak? Bir tane peteğimiz olur. O da radyatör peteği adıyla adlandırılır. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar? Kandaki oksijen miktarının artması,
oksijenin akciğerlere ulaşmaması, kandaki karbondioksit oranının düşmesi, dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? Tabii ki de B şıkkı. Eğer tıkanma varsa akciğerlere solunumun ulaşmaması, oksijenin ulaşmaması söz konusudur arkadaşım. Trafik görevlisinin hangi hareketi seri şekilde yapması trafiğin hızlanması işarettir? Bu soruda vermedim arkadaşlar açıklama. Çünkü bir öncekinde de verdim, ondan öncekinde de verdim. Dedemin dedesinin dedesi neyse bir sürü verdim. Doğru cevabımız evet, doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Eğer bunu seri bir biçimde yapıyorsa keşke eş demektir. Lütfen bunlara dikkatli olalım. Motorda hava filtresinin görevi nedir? Suyu temizlemek, yağı temizlemek, yakıtı temizlemek, havayı temizlemek demiş. Bizim arkadaşım bir tanesi bunu suyu temizlemek dediydi. Tencereyle kafasını yarmak istedim o anda. Doğru cevabımız D şıkkı, havayı temizlemek olacak arkadaşlar. Bunu bilemeyeni damdan itiyorlar, baş aşağı sarkıtıyorlar, yüzüne gülüp bakıyorlar. Otomobillerde mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi ve benzeri bölümlerin dışında kalan görünen dış bölüme ne ad verilir? Kavrama, karoseri, manifold, süspansiyon. Doğru cevabımız tabii ki de B şıkkı karoseri olacak. Instagram hesabımıza giderek orada karoserinin ne demek olduğunu postlardan orada paylaştığım gönderilerde görebilirsiniz arkadaşlar. Karoseri de gene çok çıkan unsurlardan bir tanesi. Burada kavrama dediğimiz debriyajdır. Bizim vitesle motor arasında vites dişleriyle motor arasındaki bağlantıyı ayırıp tekrardan bağlayan diyebiliriz. Manifoldu biraz önce gösterdim. Çoklu boru sistemidir. Aracımızda iki tane bulunur. Bir tanesi emme manifoldu, bir tanesi egzoz manifoldu. Emme manifoldundan temiz hava alınarak arkadaşlar yakıtın yanması sağlanır. Egzoz manifoldundan ise atık yakıtlar ne yapılır? Dışarıya aktarılır. Süspansiyon sistemi bugün sizin halk arasında amortisör dediğiniz şeyin adıdır ve aracımızın yol sırasında yolda giderken ki lakalardan kaynaklı, tümseklerden kaynaklı titreşimleri emer ve bizim rahatça yolculuk yapmamızı sağlar. Şekildeki park etme bilgi işaretine göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir? Yalnız 3, 1 ve 2, 1 ve 3, 2 ve 3. Doğru cevabımız A şıkkı, yalnız 3 olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşımız park etmenin kralını yapmış. Alayına isyan demiş. Dizel motorlu araçları çalıştırırken marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir? A. Isıtma bujisi ikaz ışığı, el freni çekili ikaz ışığı, yağ basıncı ikaz ışığı, akü şarj ikaz ışığı. Doğru cevabımız evet. Arkadaşlar doğru cevabımız A şıkkı olacak. Isıtma bujisi ikaz ışığı olacak. Peki bu neye benziyor? Bakın arkadaşlar hemen şurada görüyorsunuz. Şu ışık arkadaşlar. Bakın şöyle sarmal bir tel gibi gözüküyor. Bu ışığın sönmesi gerekiyor arkadaşlar. Isıtma bujisinin çalıştığı anlamına geliyor. Bu söndüğü zaman kontağı çeviriyorsunuz. Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir? Şarj göstergesi, dörtlü flaşör göstergesi, cam rezistansı göstergesi, kısa ve uzun far göstergeleri. Doğru cevabımız tabii ki de A şıkkı şarj göstergesi olacak arkadaşlar. Bu neye benziyor? Şu şekilde bir aküdür. Bir ucunda artı, bir ucunda eksi olan küçük bir işarettir arkadaşlar. Bu bize eğer bu işaretin yandığını görürseniz akünüz şarj olmuyordur. Hatta alternatörü biliyorsunuz bir kayış çeviriyor. Demin gördük orada. Eğer bu kayış koparsa da bu ışık yanar. O yüzden hemen öyle bir durumda sağa uygun biçimde yakıyoruz. Dörtlülerimiz duruyoruz ve servisimizi arıyoruz. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? Dönel kavşağa, açılan köprüye, ana yol tali yol kavşağına, kontrollü demir yolu geçidine. Doğru cevabımız C şıkkı
Ana yol, tali yol kavşağına yaklaşıldığını bildirilir ve sadece ve sadece ana yolda bu levhayı görürsünüz. Tali yolda böyle bir levha yoktur. Temiz, kireçsiz ve donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir? Motor yağı, fren hidroliği, akü elektroliti, motor soğutma suyu. Evet, yine bu da aklınızı karıştıranlardan bir tanesi. Buna da takılan arkadaşlarımız var. Doğru cevabımız burada D şıkkı olacak arkadaşlar. Ya dedim ya, hani ben size daha önce de anlattım bu, eğer beni uzun süredir izliyorsanız. Adamlar sizi de eviriyorlar, çeviriyorlar, aynı soruları soruyorlar ama değiştiriyorlar. Bakın, motor soğutma suyu için ne demiş? Daha önce nasıl soruyordu? Aşağıdakilerden hangisine antifriz konulur? Motor soğutma suyuna. Bakın böyle sorular vardı. Adam ne yapmış? Biraz daha bunu döndürmüş, evirmiş, çekmiş, bize getirmiş arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın, boğazım gerçekten biraz şey de. Uzun süredir beni takip eden varsa zaten bu boğazdan ben bıktım. Değiştireceğim Allah izin verirse, birinizden yardım ederse. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir? A 30, B 50, C 70, D 80. Arkadaşlar böyle genelde şehir içi yerleşim yeri diyorsa %90 ihtimal ya 30'dur ya 50'dir. Yani atacak olursanız. Anlaştık. Yani atmak isterseniz bu ikisinden birini atın. Gidip de 80 ile 70'e atmayın diye söylüyorum bunu hiç bilmeyenler için. Doğru cevabımız B şıkkı 50 olacak arkadaşlar. Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır? Takip mesafesi, geçiş mesafesi, intikal mesafesi, görüş mesafesi. Arkadaşlar ben size devamlı bundan da aslında bahsediyoruz. Doğru cevap bu arada A şıkkı. Nasıl bahsediyoruz biz bundan? Şöyle bahsediyoruz. Bize şöyle bazen sorular geliyor. Aracımız saatte 60 kilometreye hızla gidiyorsa bunun takip mesafesi ne kadar olmalı? Öndeki aracı kaç metre mesafeden takip etmeli diyoruz. Ben ne demiştim bununla ilgili? Devamlı verilen kilometreyi kaça bölüyorduk? 2'ye bölüyorduk. İşte buradaki 2'ye bölme işlemi aslında bize saniyede kat edilen yolu veriyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum yani? Aynı işlemdir arkadaşlar. Peki bunu burada nasıl yapıyoruz? Mesela yolda hocam ben müneccim miyim? Hayrola ben radar mıyım? Nasıl ölçeceğim aradaki metreyi diye soranlar için. İşte bunun için de böyle bir yöntem geliştirmişler. Diyelim ki aracımız şöyle çalışıyor, gidiyor. Biliyorum benim araçlarım biraz kalp götürür. Çocuklara göstermeyin, çizim yetenekleri bozulmasın. Araç devam ediyor. Önünde de bir tane araç var. Aracın tam böyle yanında bir ağaç olabilir, bir bucuk cubucuk bir şey olabilir. Arkadaşlar tam bu araç buradayken, tam şöyle diyelim ki şurada, arkası burada. Tam bu anda 88, 88, 89 diye sayıyorsunuz. Bakın 1, 2, 88, 89 diye sayıyorsunuz. Eğer bu araç tabi devam ediyor yolunu sırada, aynı şekilde bu da devam ediyor. Eğer 88, 89 dediğiniz zaman bu aracınız bu arabanın biraz önce durduğu yere gelmişse takip mesafeniz uygundur. Bunun biraz öncesinde ise takip mesafeniz biraz daha uzak, daha güzel demektir. Eğer bu çizgiyi geçmişse takip mesafenizi biraz daha arttırmanız gereklidir. Burada 2 saniye kuralı da o demek. 88-89 kuralı diye de geçer bazı yerlerde. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme kaza trafik kazalarında nokta nokta sayılan hallerdendir. Diyelim ki kırmızı ışık var veya yetkili memur dur diyor sana, gene de geçtin. Trafik kazalarında nokta noktalı sayılan hal deniyormuş buna. Verilen ifadede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir demiş. Asli kusur, tali kusur, yol kusuru, kusur paylaştırma. Doğru cevabımız, arkadaşlar burada doğru cevabımız A şıkkı, asli kusur olacaktır diyelim. Çünkü böyle bir durumda bizzat kusur sizdedir. Adam sizi durdurmuş, kırmızı ışık var. Yine takip mesafesine uymazsanız, aynı şekilde bir aracı arkadan çarparsanız yine asli kusurdur. Bunlar aklınızda bulunsun. Yine mesela park halinde aracı çarpmak, bu da bir asli kusur sayılır.
Şekildeki karşılaşmada öncelikli olaraktan görev halindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle anlatılır? Otomobilin tali yolda olması, itfaiye aracının ana yolda olması, itfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması, itfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması. Bu da yine çok çıkan sorulardan bir tanesi. Doğru cevabımız C şıkkı olacak, geçiş üstünlüğüne sahip olması. Bazen böyle soruyu verir, der ki A geçiş üstünlüğüne sahip olması, B geçiş hakkına sahip olması. Şimdi bakın, ikisini de vermiş, hangisi olacak diye sorar. Benim kardeşim böyle durumda şaşar. Ulan geçiş hakkı mı, geçiş üstünlüğü mü? Arkadaşlar, üstünlük dediğimiz ne demek? Her türlü üstün. Geçiş hakkı ise belli durumlarda olur. Anlatabiliyor muyum? O yüzden böyle bir durumda eğer polis, itfaiye, ambulans varsa bunlar aciliyet durumuna göre ilk önce veyahut da en son üstünlük bakımından üstün oldukları için önce geçenler. Yoksa geçiş hakkı olduğu için değil. Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir? Çekici, otomobil, otobüs, kamyon şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız B şıkkı otomobil olacak. Diğerlerinde takograf bulundurulur. Peki takograf ne işe yarar? Aracımızın herhangi bir noktadan bir noktaya giderken adam düzgün uyuyup kalkmış mı? Yani yola uykulu mu çıkmış? Bu bir. İkincisi, adam hız limitlerine dikkat etmiş mi? Bu iki. Üçüncüsü işte üçüncüsü yok. Bu ikisinin içini ölçmek için arkadaşlar takograf cihazı araçlarda bulunur. Bu arada mesela kendinize ait ehliyet değil de başkasınınki orada takılı olursa, sürücüden başkasınınki, ceza işlem uygulanır. Geçenlerde yazdılar, 2000 liraya kadar bir geçirdiler. Bir hafta eminim pantolonunu tuta tuta gezmiştir abim. Ya taktır kardeşim ya, zor bir şey değil bu. Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır demiş. Şıklarımız verilmiş. Doğru cevap veriyorum. Düşünmek isteyen durdursun. Evet. Arkadaşlar, bu levha bizlere bu yolun ters yön olduğu veyahut da buradan girişin olmadığı anlamına gelir. Peki bu ne anlama gelir? Bu ise arkadaşlar araçlar için sollama yasağının başladığını bizlere bildirir. Bu ise arkadaşlar ileride kontrolsüz kavşak olduğunu bizlere bildirir. Bu ise arkadaşlar nedir? Bizlere tüm yasaklamaların bittiğini bildirir. Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Düşük hızla seyretmesi, çıkışta kullandığı vitesle inmesi, hız azaltmak için frene basması, motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak inmesi. Doğru cevabımız tabii ki de D şıkkıdır arkadaşlar. Motorun çalışmasını durduracak, vitesi boşa alacak ve inecek. Bu nedir? Kesinlikle yapılmaması gerekendir. Zira bunu yapan kişinin akli dengesi yerinde yoktur herhalde, ya da gerçekten çok ciddi problemleri var demektir. Kendisine bir damacana su ikramında bulunabiliriz. Vay yoruldum ya. Bugün gerçekten yorulmuşum. Çok iş yaptım bugün. Römork takmış otomobilin azami hızı römorksuz halindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır? Aynı, yarısı kadar, 10 km saat daha fazla, daha az, 10 km saat daha fazla. Doğru cevabımız tabii ki de C şıkkı. Römorku taktığınız anda 10 kilometrelik düşüş yaşıyorsunuz arkadaşlar. Bu da bizden hediye diyorlar. Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir? Direkt cenaze namazı. Böyle versek de olur. Bol su ile yıkamak, yara merhemi sürmek, kuru sargı bezi ile kapatmak, oksijenli su ile sarmak. Bizim arkadaşlar oksijenli suya bayılıyorlar. Ulan oksijenli diyor, her türlü iyileştirir diyor, döküyor herhalde. Hayır arkadaşlar, böyle bir durumda bol su ile yıkıyoruz. Yani A şıkkı olacak. Ne alaka diyenler. Şimdi arkadaşlar, kimya dersi görenler vardır belki lisedeyken. Orada kimyacınız eğer yetkili bir abi ise anlatmıştır. Demiştir ki su nötrdür. Yani ne asidiktir ne baziktir. İkisinin ortasında yer alır. O yüzden asitleri kendine doğru çeker. Yani nötrleştirir. Bassa yine
nötrleştirir. Eğer biz bol su ile yıkarsak nötrleştirmiş oluruz. Böylece etkisini en aza indirmiş oluruz. Ah, boğazım. Aşağıdakilerden hangisi şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındadır? Yarı oturur pozisyon verilmesi, fiziksel hareketinin arttırılması, hava yolu açıklığının sağlanması, soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin örtülmesi. Doğru cevabımız C şıkkı, hava yolu açıklığının sağlanması olacak arkadaşlar. Ne yapıyoruz bunun içinde? Bu neden? Arkadaşlar şimdi bu konuda ne yapmamız lazım? Biz ne diyorduk? Şok pozisyonu vermemiz lazım derdik, değil mi? Nasıl yapıyorduk? Ağaç ayaklarının altına 30 santimetre bir yükseklik koyuyoruz. Kafa burada duruyor. Bu arada çok güzel çizerim. Al size şok pozisyonu. Bize burada diyor ki yapılması gereken ilk yardım diyor. İlla ki bunu yapmak diye bir şey yok yani. Aa, kesinlikle bu yapılacak önce. Tamam, bunu yapman lazım ama bize burada şıklarda onu vermediyse bir diğer maddesini arayacağız bunun. O da nedir? Hava yolu açıklığının sağlanmasıdır. Nasıl yapacağız bunu? Arkadaşlar başı geriye doğru iteceğiz. Çeneyi ise yukarıya doğru kaldıracağız. Tabii bunu nasıl yapıyoruz? Ne zaman yapıyoruz? Boyun travması yoksa yapıyoruz. Eğer boyunda herhangi bir rahatsızlık veya travma, yara mara varsa kesinlikle. Yoksa felç bırakırsınız. Sonra da ömür boyu vicdan azabı. Çek sigarayı, çek sigarayı. Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır demiş? Üçgen sargı, tel atel, tahta atel, ince rulo sargı. Doğru cevabımız A şıkkı, üçgen sargı bezi kullanılır arkadaşlar. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir demiş. Vücudun bir bölgesinde felç oluşması, nabızın atışlarının sürekli hızlanması, bulantı ve kusmanın olması, vücut sıcaklığının artması. Doğru cevabımız evet, A şıkkı olacak arkadaşlar. Yani vücudun belli bir bölgesinde felç oluşması olur. Allah göstermesin. Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır? Alternatörün kablosu çıkarılır. Akünün kutup başı çıkartılır. Dispiratörün kablosu çıkartılır. Marş motorunun kablosu çıkartılır. Benim kardeşlerim, alternatörün kablosunu çıkartanlar. Vallahi adamdan aşağı atarım sizi. Kurban oldum, ne alaka ya? Dekmelerin sizi. Doğru cevap B şıkkı. Akünü kutup baştan çıkartacaksınız arkadaşlar. Anlaştık. Önce akü. Zaten elektriği kesmiş oluyorsunuz aküyü çıkartınca. Marşa basıldığında tık diye ses gelip marş motoru çalışmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aracın el freni çekiktir. Debriyaj arızalıdır. Akümülatörün kutup başı gevşemiştir. Yakıt içerisinde toz ve pislik vardır. Doğru cevabımız C şıkkı. Akümülatörün kutup başları gevşemiştir. Şase yapıyordur. O yüzden tık diye ses geliyordur. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz? Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi, ambulans ekiplerince müdahalelerin yapılması, olay yerinde temel yaşam desteği yapılması, sağlık kuruluşuna haber verilmesi. Doğru cevabımız evet, A şıkkı olacak arkadaşlar. Bu yer almaz. Biliyorum, direkt bunu işaretleyenler oldu ama bize yer almayanı sormuş zaten, değil mi? Yani şaşırıyorlar bazıları. Ulan bu da yer alır mı diyorlar ama yer almaz soruyor bize. Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazede de görünmesi hangi durumda olur? Bulantı ve kusma olması, burun ve kulaktan kan gelmesi, göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması, kalp spazmı, dalak yırtılması, baş yaralanması, akciğer. Editörün vallahi kulaklarını çekeceğim artık ha. Evet, editörü kovalamadım arkadaşlar. Bir bayram daha görsün istedim ama düzelttim de geldim. Doğru cevabımız
C şıkkı baş yaralanması olacak. Tabii şıkları okurken yarım kaldıydı değil mi zaten? Ah ulan, keşke böyle akciğer delinmesine vermiş arkadaşlar da. Şöyle başlayalım. Kalp sıvamızda gözde başlayan ağzım dilim dolaştı. Bir saniye özür dilerim bu konuda. Burayı montajda atacağız inşallah. Evet, kalp spazmı. Arkadaşlar göğüs ortasında başlayıp devam eden ağrı. Dalak yırtılması. Biliyorsunuz dalak o tarafta aşağıda. Bunu genelde alıyorlar arkadaşlar. Baş yaralanmasında bunlar gözükür genelde. Ama akciğer delinmesine göre köpüklü böyle açık renkte kan geliyorsa o zaman D şıkkı akciğer delinmesi vardır ya da yaralanması vardır. Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır demiş. İşaret vermeden şerit değiştirmeleri, kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları, işaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri. Doğru cevabımız, bu direkt cevabı geçmemin sebebi bu, artı eksi koyarak yapıyorsunuzdur işte. Mesela doğru cevabı vereyim önce. Durdurup düşünebilirsiniz. Doğru cevap D şıkkı olacak. Ne yapacaksınız? Mesela şerit değiştirmeden, işaret vermeden şey yasak mıdır? Bunu en çocuk, ilkokul çocuğuna sorsanız gene yasak der, değil mi? O halde bunu artı koyduk. Birin olmadığı diğerlerinin hepsini eleyelim. Çünkü bize yasak olanı soruyor. Birin olmadıklarını eleyelim. Bir var mı var? Bir var mı var? Bir. Demek ki bir kesinlikle var. Bunu bir cebimize koyduk. Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmak. Bir düşünelim. Yüzle kavşağa girdiğinizi düşünün hızı azaltmadan. Olur mu olmaz. Buna da artı koyduk. O halde 1 ve 2'nin aynı anda bulunmadıklarını çizelim. 2 var mı? Yok. 1 ve 2 var, tamam. 2 yok, bunu çizdik. Geriye kaldı B ve D şıkları. İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek. Kendinizi sürücü olarak düşünün. Önünüzde araç aniden böyle işareti verir vermez lak diye önünüze atladı. Ne yaparsınız? Önce bana avrat söversiniz. Ben biliyorum sizi. Özür dilerim. Bazılarınızı bilmiyor olabilirim. Bu da var o zaman. Doğru cevap D şıkkı. Yani böyle artı eksi koyarsanız iyi olur. Aha, iki tane araç. Hem de lastik tekerlekli. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yolda karşılaşmada bir numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? U dönüşü yapmalı. İki numaralı araca yol vermeli. İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı. İki numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı. Doğru cevabımız, evet, doğru cevabımız B şıkkı olacak. Lastik tekerlekli traktör karşısına hangi araç gelirse gelsin iş makinesiyle beraber ikisi hepsine yol verirler arkadaşlar. Bu arada eğer bir şeyde ikaz edip durdurma, işte korna çalıp yavaşlatma, ebecik cubucuk böyle şeyler varsa o şıkkı çizin. Kesinlikle yanlış olan şıktır. Eğer yanlış olanı işaretleyin diyorsa odur cevap. Akciğerler vücudumuzda hangi sistemde yer alır? Sinir sistemi, hareket sistemi, solunum sisteminde, boşaltım sisteminde. Şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız C şıkkı, solunum sistemi olacak. Bunu bilemeyenin kafasına televizyon düşsün arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum. Bu arada biliyorsunuzdur belki, öldükten sonra hangi sistem çalışır bunlardan? Hocam sinir sistemi. Oğlum ölmüşün, sinir minir kalmamış artık. Sadece boşaltım sistemi çalışır arkadaşlar biz öldükten sonra. Hatırlıyorsanız pamuğu tıkama olayı da oradan gelir yani. Anladınız mı? Oradan bir şey çıkmasın diye pamuğu tıkarlar. Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır? 1, 2, 3 ve 4 şıklarda verilmiş. Arkadaşlar doğru cevabımız tabii ki de C şıkkı. Nereden anlıyoruz? Bakın dur levhası. Ulan arkadaş boğazım. Dur levhası sadece tali yolda bulunur. O halde 2 numaralı aracın durup yolu kontrol edip eğer yol boşsa yola çıkıp devam etmesi gerekir. Fakat 2 numaralı araç yolu kontrol etmemiş. Lak diye yola çıkmış ve yanlış bir iş yapmıştır arkadaşlar. Arkadaşlar galiba biraz önce dilim sürçtü. C şıkkı dedim cevabı. B şık olacak. İnşallah yanlış söylememişimdir. Geriye dönüp saramıyorum. Şimdi burada 3 numaralı aracın hiçbir suçu yoktur. O halde doğru cevap ne olacak? Tabii ki de 2 numara olacak. Asli kusurludur kendileri. Şekle göre en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Hafif hapis cezası, sadece ceza puanı, trafikten men cezası, para cezası ve ceza puanı. Şıklar da verilmiş. Doğru cevap artık bunu bilemeyeni dövüyorlar. Para cezası ve ceza puanı
uygulanır arkadaşlar. O yüzden sürekli işgal yasaktır. Kaza yerine tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur? Kaza zamanının, açık ve net adresin, yaralı kimliklerinin, yaralı sayısı ve durumlarının. Doğru cevabımız C şıkkı. Yaralı kimliklerinin belirtilmesine gerek yoktur. Zaten oraya geldikleri zaman onlar gerekli işlemleri yaparlar. Ama zaman, açık ve net adres ve yaralı sayısının bildirilmesi şarttır arkadaşlar. Yerleşim birimleri dışında karayollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak, dönüş ışıklarını geç anlamında kullanılmak, karşılaşmalarda ışıkları söndürmek, park veya sis ışıkları ile seyretmek. Doğru cevabımız evet A şıkkı olacak arkadaşlar. Eğer aydınlatılmamış tünele giriyorsak ışıklarımızı uzağa gösterenleri yakıyoruz. Ama diğerleri yanlış olan işaretler. Hatta sürekli sisli ışıkla seyrederseniz cezayı da yersiniz. Bir damacana suyla uğurlarlar sizi. Araçların bir mülke girip çıkması için ayrı yapılmış olan yolun karayoluna bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir? Şerit, banket, geçiş yolu, bağlantı yolu. Doğru cevabımız C şıkkı. Geçiş yolu olacak arkadaşlar. Hangisi motorun harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir demiş. Motorun üzerine su dökülmesi, klima çalışıyorsa kapatılması, motorun stop edilerek soğuk su ilave edilmesi, motorun stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi. Doğru cevabımız B şıkkı, klimayı kapatırız yük olmasın diye. Üzerine kesinlikle suydu, diğerlerini kesinlikle yapmıyoruz. Su dökerseniz hatta motor bloğunu çatlatıp daha büyük bir hasara yol açabilirsiniz. Resimde görülen ilk yardım uygulaması aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez demiş. Uzun kopması varsa, baskı noktalarında baskı uygulamak yeterli ise, çok sayıda kazazedenin bulunduğu ortamda tek ilk yardımcı varsa, kanaması durdurulamayan kazazedede güç koşullarda bir yerde taşınacaksa. Doğru cevabımız tabii ki de B şıkkı. Uygulamak yeterliyse buna gerek yoktur. Resimde görmüş olduğunuz uygulama ise turnike uygulamasıdır arkadaşlar. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki bir numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? İki nolu aracı geçmesini beklemek, hızlanarak yoluna devam etmek, sağa dönüş işareti vermek, dar bir kavisle dönmek. Doğru cevabımız arkadaşlar tabii ki de A şıkkıdır. Dönüş yapan araçlar, burası bir kontrolsüz kavşak olduğunu düşünürsek, dönüş yapan araçların kesinlikle diğer düz giden araçlara yol vermesi gerekir. Hangisi atar damar kanamalarına ait bir özelliktir? Küçük kabarcıklar şeklinde olması, yüzeysel bir yaradan yayılarak yavaş akması, koyu renkteki kanın taşar biçimde akması, açık kırmızı renkteki kanın kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması. Yine Instagram hesabında da bunu paylaştım. Doğru cevabımız D şıkkı. Açık kırmızı renkteki kanın kalp atımı ile dışarıya doğru fışkırır şekilde akması atar damarın özelliğidir. Yüzeysel bir kanamadan yavaş akmaya geldiğimiz zaman ise arkadaşlar burada bir toplar damar kanaması olabilir. Küçük kabarcıklar şeklinde ise bu bir kılcal damardır. Koyu kanama ise kesinlikle nedir arkadaşlar? Toplar damar kanamasıdır. Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Gözler açık tutulmakta zorlanıyorsa, dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa demiş. A. Mola verilmeli. B. Yola devam edilmeli. C şıkkı. Gözler oluşturulmalı. D şıkkı ise baş dik tutulmaya çalışılmalı. Doğru cevabımız evet. Doğru cevabımız A şıkkı. Mola verilmeli olacak arkadaşlar. Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpmasıyla oluşan yaralanmalara
ne tür yaralanma denilir demiş. Yani nasıl bir yara olur? Kesik yaralar, ezikli yaralar, delici yaralar, parçalı yaralar demiş. Doğru cevabımız tabii ki de B şıkkı, ezikli yaralar olacak. Evet, bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Ülkemizde en çok bağışlanarak nakli yapılabilen doku aşağıdakilerden hangisidir? Kemik iliği, kornea, karaciğer, kan. Doğru cevabımız D şıkkı kan olacak arkadaşlar. Genelde karaciğer de veriliyor. Neden? Çünkü hani karaciğer sonradan kendini üretebiliyor arkadaşlar. O sebepten dolayı verildiği de gözlemleniyor. Bebeklerde 0 ila 12 aylık demek bebek. Tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması, sağ elin yumruk haline getirilerek göğüs merkezine vurulması, göğüs kemiği 6 santimetre aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması, bir elin orta ve yüzük parmağının ile göğüs kemiği 4 santimetre aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Ortasını alıyoruz böyle yüzük parmağımızı ortamıza ve 4 santimetre aşağıya inecek şekilde baskı uyguluyoruz. Biz genelde 1 bölü 2 diyoruz ama çok daha hani dikkatli biçimde yapıyoruz bunu. Aşağı araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şehir içi taşımacılık yapan araçlarda zorunludur sadece. Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur. Motorlu araçlarda motorlu bisiklet, motosiklet ve traktör hariç zorunludur. Sadece A1, A2, F sınıfı belgeleriyle kullanılan araçlarda zorunludur demiş. Arkadaşlar bunu bilemeyeni dövüyorlar, damdan aşağı itiyorlar. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Sadece motorlu bisiklet, motosiklet, traktör hariç diğer bütün taşıtlarda zorunludur arkadaşlar.